Herkese günaydın. Bugün 22 Eylül Cuma. Haftanın son işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan arttırarak %30'a çıkardı. Beklentiler geçen hafta 500 bas puanlık bir artışken, pazartesi günü KKM ve KOBİ'lere ilişkin gelen haber akışı ile beklentiler kısmi de olsa yukarı yönlü revize edilmişti. Son 3 ayda kümüle enflasyonun yaklaşık %16'larda olması ile politika faizinin enflasyona yaklaşması adına beklentimiz 600 bas puanlık bir artıştı. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporu toplantısındaki üst sınıra yakın seyredebileceğine vurgu yapıldı. Ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile Vergi düzenlemelerinin ise enflasyonu önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayabileceği sinyalleri verilirken enerji fiyatlarının enflasyon üstünde baskı oluşturabileceği değerlendirildi. Fed Eylül toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Banka politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. FED faiz oranının sabit tutulması kararını oy birliğiyle aldı. Aynı zamanda FED yetkilileri federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için %5,6 olarak korurken yıl sonuna kadar bir faiz artışında sinyallerini verdi. Bankanın enflasyon tahmini ise bu yıl için %3,2'den %3,3'e yükseltildi. 2024 yılı için tahmin %2,5 olarak kor korunurken 2025 yılı için %2,1'den %2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 yılı için ise %2 oldu. Biz düz ne bakacak olursak 8 Eylül'de başlayan düzeltme hareketinin yerini 10. günde tepki alımları aldı. Biz endeksi haftanın 4. işlem gününü dün 280 puan artış ve %3,64 yükseliş ile 8000 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından alımların hızlanması ile endeks 22 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktı. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7900 seviyesinin üstünde kalındıkça 8100 seviyesi hedef haline gelebilir. 7890 seviyesini pivot 8100 8225 8450 seviyelerini direnç, 7775, 7550, 7430 seviyelerini ise destek olarak takip edeceğiz.